Gençlerin farklı fikir ve düşüncelerin yanı sıra talep ve isteklerini öğrenmek adına 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında başlayan Gelecek Hepimizin projesi kaldığı yerden devam ediyor. Gençlerin temel insani değer ve erdemlere karşı duyarlı olmaları, milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuna sahip çıkmaları ve ülkenin geleceğinde üstlenecekleri misyonun ele alındığı proje kapsamında okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, keyifli sohbetler eşliğinde gençlerle konuşuyor, tecrübelerini paylaşıyor ve soruları yanıtlıyor. Belediye Başkanı Polat, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek proje kapsamında ilk ziyaretini Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gerçekleştirdi. Ardından devam edeceğiz. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Başkan Polat'ın biyografisi ve Yeşilyurt Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetlerinin yanında 15 Temmuz direnişi ve gençlik konularının ele alındığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Başkan Polat söyleşide, eğitimsiz bir gençlik karanlık bir gelecek, karanlık bir gelecek ise yok oluşun habercisidir. Gençlerimiz kendilerini ne kadar iyi geliştirirse ülkemize göz diken şer odaklarına, vatan hainlerine en güzel cevabı veririz. Okuyan, proje üreten, vizyon sahibi bir gençlikle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur diye konuştu. Bakanımız İmam Hatip mezunu, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız İmam Hatip mezunu, ben İmam Hatip mezunuyum. Ama tabii biz toplumu İmam Hatip ve karşısı diye hiç ayırmadık. Asla böyle bir anlayışımız da yok. Bütünüyle toplumu kucakladık. Ve zaten bugün geldiğimiz nokta sadece İmam Hatiplerin çalışmasıyla da gelmedik. Aslında vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven insanlar gelecekle ilgili bir araya geldiler. İnsan yetiştirdiler. En önemlisi insan yetiştirdiler. İnsan yetiştirdiler ve bu insanlar da elhamdülillah bugün ülkenin dört bir tarafında bu ülkemizi nasıl kalkındırabiliriz, nasıl atılımlar yapabiliriz bunun peşine düşmüş durumda ve artık ülke sınırlarını aşıp ülkenin dışındaki mazlum insanlarla ilgili ne yapabiliriz, neler yapabiliriz onun derdine düşmüşüz. Lise için önümüzde 4 yıl var. Çok önemli bir süre. İnşallah bu süre içerisinde aranızdan siyasetçi de çıkacak, bürokrat da çıkacak, akademisyen de çıkacak, mühendis de çıkacak. İnşallah. İlim adamı çıkacak inşallah. Ama çalışmamız gerekiyor. Gençler önce kendimiz için, sonra ailemiz için, sonra sokağımız için, sonra mahallemiz için, sonra ilçemiz için, sonra ilimiz için, sonra ülkemiz için ama tüm insanlık için mücadele edeceğiz. Tüm insanlık için. Okumayı hiç bırakmadım ve okumayı da hiç bırakmayacağım. Niye? Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e ilk emri nedir? Oku. O zaman ben bu oku emrini yerine getirmem lazım. Nasıl? Yalan söyleme diyor, iftira atma diyor, gıybet etme diyor, namaz kıl diyor, yolda kalmışa yardım et diyor, erdemli ol diyor, merhametli ol diyor. Bunlar hepsi bana emri. Allah-u Teala'nın bana emri ve bunları yerine getirmem lazım. Merhametli olmam lazım. Haksızlığa karşı da susmamam lazım. Yani merhametli olmak bir özelliğin ama haksızlığa karşı direnmek, haksızlığa karşı hakkı haykırmak da görev. Nasıl Allah-u Teala bunları bana emrediyorsa, bunları yapmak için, en güzel bir şekilde yapmak için uğraşıyorsa, yine Allah'ın emirlerinden birisi de
ve Peygamberimize ilk emri de okudur. O anda okumamız lazım. Okuyacağız. Daha iyi okuyacağız. Daha çok okuyacağız. 15 Temmuz hain insanların, bu vatana düşman insanların, bu vatanı satmak isteyen insanların, açıp Amerika'ya, İsrail'e satmak isteyen insanların bu ülkenin gidişatını geriye döndürmek için yaptıkları bir darbe girişimiydi. Ama asıl 15 Temmuz bu alçaklara karşı bu milletin direniş destanı yapmasıdır. Yani 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı direniştir. 15 Temmuz'dan sonra da uyanık olacağız. Yapmamız gereken bir şey var. Çok okuyacağız. Kendimizi iyi yetiştireceğiz. Gelecekle ilgili donanımlı olacağız. Donanımlı olacağız. Öncelikle burayı tercih ettiğim için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da